Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok güzel pişiler hazırlayacağız. Puf puf kabaran yumuşacık içi böyle kaşarlı sucuklu pizza pişilerimiz olacak. Küçük büyük herkesin afiyetle yiyeceği seveceği güzel bir tarif. Yapımı da çok pratik. Hep birlikte hazırlamaya başlayalım. Malzemelerimi veriyorum her zaman olduğu gibi. Videomun altında da tabii ki yayınlayacağım. İlk önce pişimizin hamurunu hazırlıyoruz. Bunun için yoğurdumuzu ve yağımızı yoğurma kabına koyalım. Sütümü daha önceden ısıtmıştım. Onu da içine ekliyorum. Bir tane yumurtam var. Yumurtasını içine ilave ettim. Maya kullanıyoruz. Bir yemek kaşığı yeterli. Hemen onu da içine ilave ediyorum. Ve güzelce sıvı malzemelerimi karıştırıyorum. tuzunu ekliyorum tuzunu da karıştırdım şimdi artık unlu ilave ederek pişimin hamurunu yoğuruyorum katı bir hamur yoğurmayacağız böyle yumuşak güzel bir hamurumuz olacak Un ölçüsünü de tam olarak verdim. 200 milimlik bardak ölçüsü kullanıyorum. Tabii ki un miktarı kullandığınız malzemeye, yumurtasına göre, unun kalitesine göre değişebiliyor. Kıvamına dikkatli bakarsanız siz daha net anlayacaksınızdır. 3,5-4 su bardağı toplamda un kullandım. Bakın hamurum toparlandı. Üzerine tekrar un serptim. Yumuşacık güzel bir hamurum oldu. Hafiften de elime yapışıyor. Tabii elimde hamur parçaları olduğu için şu an yapışması da gayet normal ama yumuşacık çok güzel bir hamurumuz var. Üzerine örtüyorum ve mayalanmaya bırakıyorum. 40-45 dakika mayalanması yeterli gelecektir. Bakın çok güzel kabarmış. Bu bizim için yeterli. Artık şeklini vermeye geldi sıra. Şöyle bir havasını alıyorum. Tezgahıma un serpiyorum ve mayalanan hamurumu tezgahıma çıkartıyorum. Şöyle bir toparladıktan sonra 4 tane beze hazırlayacağım hamurumdan. bezelerimi hemen yuvarlıyorum kenarlarından ortaya doğru çekiştirerek ve bir tanesini hemen açmaya başlıyorum merdane de kullanabilirsiniz veya benim yaptığım gibi oklava ile de açabilirsiniz yumuşacık bir hamur olduğu için çok rahatlıkla açılıyor çok böyle incecik hamurda açmamıza gerek yok. Bizi yormayan güzel bir hamur. Hafta sonu kahvaltılarınıza yapabilirsiniz. Böyle kahvaltıya misafiriniz geldiğinde yapabileceğiniz çok güzel pratik bir tarif. Çocuklarınız okuldan geldiğinde onlar için hazırlayabilirsiniz. Çünkü çok acıkıyorlar. Okuldan geldiklerinde bir şeyler istiyorlar. Bakın. Ben yeterince açtım. Gördüğünüz gibi böyle incecik bir hamur hazırlamıyoruz ve kenara alıyorum. Bakın kalınlığını da göstermek istiyorum. İkinciyi de aynı şekilde, aynı boyutta, incelikte açacağım. İkinci bezemi de açtım. Şimdi üzerine aralıklı bir şekilde sucuk dilimlerimi yerleştiriyorum. Aralıklı olması gerekiyor. Aralarından keseceğiz çünkü. Sucuk çok yakışıyor. Böyle pizza pişi pizza tadında oluyor. Üzerlerine kaşar peynirini koyuyorum. Farklı malzemeler kullanabilirsiniz. Bu aşamada salam ile yapabilirsiniz, sosis ile yapabilirsiniz. Böyle biber koyabilirsiniz içine, çok güzel olacaktır. Tercih tamamen size kalmış. Ben sadece sucuk ve kaşar koymayı tercih ettim bugün. Üzerlerine gördüğünüz gibi kaşar parçalarımı da koydum. İkinci açmış olduğum, bakın hamurumu üzerine örtüyorum. Örterken biraz dikkatli olmak gerekiyor peynirlerini dağıtmamak için. Tam ortalarında olması gerekiyor sucukların. üzerlerini bakın kenarlarını da kapattım. Kesici bir aparat kullanıyorum ben. Onun ile yuvarlak kesiyorum pişilerimi. Böyle bir aparatınızın olmasına da hiç gerek yok. Bir su bardağı yardımıyla da aynı işlemi yapabilirsiniz. Evet bakın pişilerim hazır pişmeye gidecek. Bütün hamurumuzu bu şekilde hazırlıyoruz. Böyle kenarlarından çıkanları da toparlayıp tekrar açarak aynı işleme devam edebilirsiniz. Bu şekilde içli yaptığınız gibi sade olarak da kızartabilirsiniz. O şekilde de çok güzel oluyor. böyle keserken kenarları gayet güzel yapışıyor. Eğer yapışmadı ise böyle eliniz ile kontrol edin lütfen yapışmasını sağlayın bastırarak. Yoksa pişerken açılacaktır ve içindeki kaşarlar dışarı çıkacaktır. Ben diğer hamurlarıma da aynı işlemi yapıyorum bakın. Çok zevkli yapımı, pratik, herkesin yapabileceği bir tarif. İncecik açmıyoruz. Buna da dikkat edelim yoksa kızartırken dağılacaktır. İçinden kaşarı sucuğu çıkacaktır. İkisinin kenarlarından çıkanı da bakın birleştirip tekrar açacağım. Söylediğim gibi hepsini bu şekilde içli yapmanıza gerek yok. Sade olarak da yapabilirsiniz. Tavama böyle bir parmak olacak şekilde yağ koyuyorum ve ısıtıyorum. Yağımız ısındıktan sonra da böyle pişilerimizi içine atıp güzelce kızartıyoruz. Kenarlarını hafiften bastırıyorum açılmaması için. Yağ sıcak olduğu için hemen bakın kabarmaya başladı bile. Puf puf. Çok güzel oluyorlar. Çıtır çıtır inanın harika bir pişi tarifi. O kadar çok kabardılar ki bakın çevirmek bile çok zor oluyor inanın. Çok güzel puf puf oldular. kızaran pişilerimizi kağıt havlu üzerine çıkaralım. Ayrı bir tabağın içine kağıt havlu yerleştirdim. Fazla yağını alması için onların üzerine çıkarıp servis yapacağım. Evet bütün pişilerimiz hazır. Çok güzel puf puf kabardılar. Baya bol bol da pişimiz oldu arkadaşlar. Malzemelerini tabii ki azaltabilirsiniz, çoğaltabilirsiniz. Bu size kalmış. Gerçekten böyle büyük bir tabak pişi oluyor. Soğumadan da sıcak sıcak servis yapalım. Böyle sıcakken dışı çıtır çıtır puf puf çok lezzetli ve güzel oluyor. İçinde de kaşar peyniri olduğu için soğumaması gerekiyor. Böyle sıcak servis yapıldığında çok güzel. Bakın içinin de kabarıklığı nasıl kabardığını göstermek istiyorum. Puf puf. Çok lezzetli, güzel bir pişi tarifi. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Afiyetle